Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bakın şöyle çok güzel bir şal örneği göstermek istiyorum. Yapılışı çok kolay. Şöyle bol bol fıstıktan oluşuyor arkadaşlar. Güzel bir örnek arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir duruşu var. Hemen ördüğüm ipi göstereyim size. Alize Angora Gold ipiyle örüyorum arkadaşlar. Bunlar böyle bir hafiften tüylü bir ip. Güzel bir duruşu oluyor. Başka şöyle elimde 0 numara 2,10 milim kalınlığında bir tığla yaptım ben bunu. Benim elim biraz sıkı olduğu için kalın bir tığ kullanıyorum. Eli gevşek olan arkadaşlarım daha böyle ince tığlarla bu örneği yapabilirler. Şimdi arkadaşlar başka bu şal hakkında söyleyebileceğim. Kenarına ister püskül yaparsınız, ister yapmazsınız, yapmadığınız zaman daha da şık duruyor bence. Bu şekilde yapılışı kolay bir şal arkadaşlar. Şimdi hemen dolguları biraz fazla olduğu için 3 yumak ipten çıkacaktır. 3 yumak ip alırsanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Çünkü böyle bakın bayağı bir dolgusu var. Gerçekten yapılışı kolay ve bakın çok da güzel şık bir şal örneği. Şimdi hemen yapımına geçelim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımı beğenip paylaşırsanız ve tabii ki güzel yorumlarınızı da videonun hemen alt kısmına bekliyorum. Arkadaşlar zincir çekmeyle başlayacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. 8 zincir çekip hemen şöyle baş kısmındaki zinciri şöyle tutturdum ve bir tane halka oluşturduk. Tekrar bir zincir çektim arkadaşlar. Şöyle modelimi bu tarafa koyayım. Şöyle dursun. Tekrardan bir zincir çektim. Şimdi bunun içerisine arkadaşlar yapmış olduğunuz fıstıkların ilmeklerini böyle uzun tutarsanız modeliniz daha güzel olacaktır. 3, 4, 5 kez doladım. İsterseniz 6 da dolayabilirsiniz. 5 kez dolanmış bu şekilde duruyor arkadaşlar. İsterseniz daha da dolgun olmasını istiyorsanız 6 dolayın veya bundan daha böyle biraz daha az bir dolgunluk istiyorsanız da 4 dolayın. Siz kendi elinizin nasıl istiyorsanız o şekilde o kadar sayıya dolayabilirsiniz. Bu yapmış olduğum 5 kez dolanmış arkadaşlar. Şimdi bir tane fıstık yaptım böyle bakın şu yapmış olduğumuz zincirin içerisine araya iki tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere arkadaşlar bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 kez doladım. Ve bunu da kapatıyorum. Şöyle iki tane fıstık yaptık yan yana arasında iki tane zincirimiz var arkadaşlar. Şimdi hemen 7 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Yine aynı zincirin içerisine arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 kez doladım ve kapattım. Yani 7 zincirden sonra bir fıstık daha yaptım. Tekrar iki zincir çektim. Aynı yere arkadaşlar bir tane daha fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kez doladım ve kapatıyorum. Bakın bu şekilde olacak. Aralarda ikişer zincir çektik ve tam bu ara kısmında da 7 tane zincir çektim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve modelimi döndürdüm. Arkadaşlar iki zincir çekmiş olduğumuz yere şöyle bir tane sık iğneyle geçiş yaptım. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. 3 4 5 kez doladım ve kapattım. Arada iki zincir. Aynı yere arkadaşlar 1 2 3 4 5 kez de buraya doladım ve
İki tane fıstık yapmış oldum yani arkadaşlar buraya. Burası bizim kenar kısmımız. Şu kısım olacak. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 9 tane zincir çektim. Üzerine aldım. Hemen karşıdaki kenar fıstığın ortasına geçiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde olacak. Geçtim ve buraya yine 2 tane fıstık yapacağım. Arasında 2 tane zincir olacak arkadaşlar. Şöyle bir tanesini yaptım, kapattım. 2 zincir ve ikinci fıstığı da yapıyorum. Yine 5 kez doladım ve bunu da şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şöyle bir görünüş olacak. Tekrardan bir tane zincir çektim, döndüm. İki zincir olan yere arkadaşlar şöyle sık iğneyle geçiş yaptım. Hemen kenar fıstıklarını yapalım. Şöyle bir iki zincir çekiyorum tekrardan ve bir tane daha fıstık yapıyorum. Şöyle fıstık yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincir çekiyorum. Bakın burada 7 çektik. Burada 9 çektim. Burada 10 çektim arkadaşlar. 10 çektiğim zincirimi de tekrar üzerine aldım. Yine kenar kısmındaki fıstığın ortasına şu şekilde geçtim arkadaşlar. Buraya geçip hemen fıstık yapıyorum. Şöyle bir tanesini yaptım. Arada iki zincir ve ikinci fıstığı da yapıyorum. Şöyle ikinci fıstığı da yaptım. Bakın böyle bir görüntüsü olacak arkadaşlar. Üçüncü sıradayız. Şimdi tekrardan bir tane zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar, şimdi bu kısımda kenar kısmında artırma yapacağız. Modelimi döndürdüm. Bir sık iğne ile geçiş yaptım. Hemen buraya bir tane fıstık yapıyorum. Şöyle bir tane fıstığı yaptım. İki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bakın şöyle bir tane fıstık yaptım kenara. Yani ikili. Arada iki zincir var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Arkadaşlar aynı yere yine bakın aynı yere yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane doladım. Ve kapattım. Bakın bu şekilde olacak arkadaşlar. Tekrar iki zincir ve aynı yere son fıstığı yapıyorum. Bu bizim artırma sıramız olacak. Şöyle. Burası bizim artırma sıramız olacak. Şimdi tekrardan karşı tarafa geçmek için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektim arkadaşlar. Üzerine aldım ve karşıdaki fıstığın içerisine geçiş yaptım yine. Başta yapmış olduğum artırma işlemini her zaman için sondaki fıstıkta da yapıyorum. Bunu unutmayın arkadaşlar. Başta artırma yaptığımızda sondaki fıstıkta da yine artırma yapacağız. 5 tane doladım yine. Bakın şöyle ilk ikili fıstığı yaptım. Arada 7 zincir. 5, 6, 7 zincir. Aynı yere bir ikinci fıstığı daha yapıyorum. İkili fıstık daha. Şöyle hemen kapatıyorum bunu. Arada 2 zincir.
ve aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Şöyle 1, 3, 4, 5. Evet. Ve bunu da kapatıyorum. Burası bizim, şöyle göstereyim, artırma sıramız oldu. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, bir tane zincir çektim ve döndüm. Hemen ilk fıstığın arasındaki zincire geçiş yapıyorum. Şöyle hemen buraya bir fıstıkla başlıyorum sıramıza. Şöyle iki zincir. Şöyle ikinci fıstığı da yaptım. Bakın şimdi burası, şu kısım bizim burada yaptığımız kısım arkadaşlar. Şöyle zincirlerimizi yapacağız şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Altta 7, 7'yi çekmiştik zaten. Bir üstteki sıradaki zincirimizin sayısı 9'du. Üzerine aldım. Hemen yanındaki ikili fıstığın arasına yine bir ikili fıstık yapıyorum. 1, arada 2 zincir. Aynı yere ikinci fıstığı da yapıyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde. Bunu da kapatıyoruz. Evet, şimdi geldik bu aradaki zincirlerimizi toplama işlemine. Arkadaşlar ben burada 4 tane zincir çekiyorum. Siz 5 çekebilirsiniz. Eli sıkı arkadaşlar 4 çeksin. Eli gevşek olan arkadaşlarım burada 5 çekebilir. Bakın şöyle 4 zinciri birden şöyle alttan geçiyorum. İpimi alıyorum ve zincirimi kapattım. Bakın şöyle arada da şöyle düzelttirdim elimle ve çok fazla sıkmıyorum arkadaşlar. Siz de bu kısmı çok fazla sıkıştırmayın. Bakın bu kadar bir sıkışıklık yetiyor. Şöyle. Tekrardan burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Üzerine aldım. Hemen yan taraftaki fıstığın içerisine fıstık yaparak devam ediyorum. Bakın böyle oldu arkadaşlar. Tekrar 2 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Ve böylece bakın burada birinci motifimiz oluştu. Burada da ikincilere başlamış olduk arkadaşlar. Evet, ikinci fıstığı da yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Ve sıramızın son fıstığını yapıyorum. Evet, arada 2 zincir. Yine aynı yere son fıstığı da yaptım. Şöyle kapatıyorum burayı da. Bir zincir çektim ve döndüm. Bakın arkadaşlar. Bu kısımda böyle oldu. Evet, bir zincir çekip döndüm. Şimdi şöyle geçtim. Hemen kenar fıstıklarını yapıyorum. Arada 2 zincir. Şöyle yine kapattım. Bakın burada motifimizin 3. sırasındayız. Motifimizin 7 çekmiştik. 9 çekmiştik. Burada 10 çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Ve üzerine alıp hemen sonundaki fıstığın içerisine bakın arkadaşlar. Zincirin içerisine fıstıkları yapıyorum.
Şöyle ilk fıstığı yaptım. 2 zincir tekrar yanına. Şöyle ikinci fıstığı yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi ikinci fıstığı da yaptıktan sonra arada hiçbir zincir çekmeden üzerine aldım ve bakın yandaki fıstığın zincirinden geçtim arkadaşlar. Ve bu şekilde güzelce şu ortayı arkadaşlar çok gevşek bırakmayacak şekilde şöyle birleştiriyoruz. Şu ortayı çok fazla gevşek bırakmayın. 2 zincir çekiyorum ve sırama devam ediyorum burada. Şöyle ikinci fıstığı da yaptıktan sonra tekrar 10 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim, üzerine aldım ve hemen bu kenardaki kenar fıstıklarını da yapıyorum. Arada 2 zincir. Şöyle bakın. Hemen kenarına, yine yanına bir tane daha fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Arkadaşlar bakın ve döndüm. Şimdi burada biz bakın ilk sıramızı yaptım. Bir, iki tane fıstık ördük. Bir burada bir bakın burada bir artırmamız oldu. Artırmamızı yaptıktan sonra tekrar iki fıstık ördük. Şimdi burada yine bir artırmamız var. Yani artırmayı yaptığımız sıradan sonra 2 sıra böyle boş fıstık ördükten sonra 3. sırada artırma yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle de göstereyim size. Şöyle bakın 2 tane boş sıramız var. Boş fıstık, bir tane artırma. 2 tane boş, bir tane artırma. Bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi biz burada 2 boşumuzu yaptıktan sonra artırma sıramıza geldik. Burada artırma yapacağız. Şöyle bir iki tane zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha. Şöyle kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çektim arkadaşlar. Burası çünkü bizim artırma sıramız olacak. Şimdi aynı yere tekrardan 2 tane daha fıstık yapmış olacağız. Şöyle ilkini yaptım. Kapatıyorum. Arada 2 zincir ve aynı yere tekrar bir fıstık daha. Ve kapatıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde olacak. Burada bir artırma yaptık. Dediğim gibi 2 boş, 1 artırma. 2 boş, 1 artırma. Bu şekilde artırma sıralarımızı da karıştırmayacağız. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. 7, 9, 10 ve burada 11 tane çekiyoruz arkadaşlar. İlkinde 7, 9, 10, 11 tane. Bu şekilde çekeceğiz arkadaşlar zincirlerimizi de. 11 tane zincirimizi de çektik ve üzerine alıp hemen yan taraftaki yine fıstığın içerisine fıstık yapıyorum arkadaşlar. Arada 2 zincir. Hemen yanına bir tane daha. Bunu da kapattıktan sonra bakın böyle bir görüntü oluştu.
Şimdi bakın arkadaşlar. Bir tane de burada motifimizi kapattık. Şurada. Şimdi geri motifimizi açacağız. Bakın. Şöyle. Şimdi biz şu sıradayız yani. Motifimizi açmak için de buradaki yapmış olduğum fıstıkların yanına 7 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7 ve üzerine alıp hemen yan tarafındaki yine 2 zincirli olan kısma fıstık yaparak yoluma devam ediyorum. 1, 2 zincir. 1 fıstık daha. Bakın burada 3. yani bu sırada 3 tane motifimiz olacak. O yüzden 1, 2, 3.'ü de sondaki artırma kısmımıza yapacağız. Bu şekilde burada da 3 tane artırma yapmış olacağız. Yani şimdi biz burada ne yapacağız arkadaşlar? 11 tane zincir çekeceğiz. Şöyle artırmamızın aynısını buraya da yapacağız. Daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi başa geldik. Bu şekilde. Başa geldim. Döndüm. Şuradaki fıstıkları yaptıktan sonra arkadaşlar model az çok çıktı. Kendini belli etti. Biraz daha ilerletelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyoruz. Çünkü alttaki 7'li sıramızdı. Hemen karşıya geçiyorum. Buradaki fıstıkları yapacağız. Arada 2 zincir. Tekrar bir fıstık. Şöyle kapattım. Bu şekilde. Şimdi bakın burayı toplayacağız. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bakın 4 tane zincirimiz oldu burada. Şöyle bu dörtlüyü topluyoruz. Kapattım. Çok fazla sıkıştırmıyorum zincirimi. Aradaki zinciri. Tekrardan 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim ve hemen yanındaki zincirden devam ediyorum. Şöyle. İlk fıstığı yaptım. Bakın böyle olacak arkadaşlar. 2 zincir ve yanına bir fıstık daha. Şöyle. Ve şimdi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Bakın burada 7 zincirimiz vardı çünkü. Üzerine aldım ve yandaki şöyle fıstığın içerisine tekrar arada 2 zincir olacak şekilde fıstığımı yapıyorum. Bakın bu şekilde olacak. Alttaki motifi bitirdiğimiz motifi bu şekilde geri açıyoruz. Tekrardan 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Ve bu dörtlü zincirimi toplayacağım arkadaşlar. Şöyle. Ve tabii ki zincirimi çok fazla küçültmeden tekrar 4 zincir hemen kenar kısmına şöyle geçiyorum arkadaşlar. Bir, iki. Evet. Bakın bu şekilde olacak.
Şimdi ikinci kısımdaki, pardon, ikinci sıramızdaki iki motifimiz de bakın böylece bitmiş oldu. Artırmalarımız bu şekilde olacak. Hemen şu sırayı bitirelim. Tekrar bir dönüş yapalım buraya. Evet arkadaşlar, bakın böyle döndük. Şimdi buraları kapatma zamanı. Hemen şöyle bir kez daha şu kapatmayı da göstereyim sizlere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üçüncü sıramızdayız. Şu motifin üçüncü sırasında, yani şu zincirlerin üçüncü sırasındakini 10 tane, dördüncü sırasındakini 11 tane çekiyoruz. Şöyle hemen fıstıkları yapalım. İki zincir. Tekrar bir fıstık daha. Bunu da kapatıyorum. Evet bakın, şimdi alttaki motifi kapatma yeri burası. Hiçbir zincir çekmeden üzerine aldım ve karşıdaki kısımdaki zincirin içerisinde şöyle geçiş yapıyorum. Bir tane fıstık doladım. Burada arkadaşlar şu zinciri biraz böyle sıkıca kapatıyoruz ki buradaki zincir gevşemesin diye. Bakın böyle. Motifimizi bu şekilde kapattık. Ve tekrar iki zincir çektim. Bundan sonraki kısımların hepsi artık aynı ilerleyecek. Devrede de gidecek. Burada 2 idi. Bakın burada 3 oldu. Bir sıradaki sonraki sırada şöyle 4-5 olarak devam edecek, büyüyecek bir model arkadaşlar. Modelin temeli bu kadardı. Yani bu şekilde zaten tamamen çıktı modelimiz. Bir sonraki sıramızda bakın biz şimdi neredeyiz? Şuradayız arkadaşlar. 1, 2, tam şuradayız. Kapatma yerindeyiz yani. Bakın buralardayız. Şu kapatma yerindeyiz. Bakın burayı kapattıktan sonra şu kenarlardaki artırma yerlerimizi de karıştırmadan, unutmadan bakın 1, 2 taneyi ördük. Boş ördük. Şimdi bu sıramız bitecek. Bundan sonraki sıramızda artırma sıramız gelecek. Bakın biz şimdi şuradayız. Hemen gösteriyorum. Şuradayız. Bu sıramızı bitiriyoruz. Bakın şöyle bitirdim. Döndükten sonra bakın artırma sıramız geldi. Yani bir artırma sırasından sonra iki boş ördüm. Bir artırma sıramız geldi. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Döndükten sonra da kapattıklarımızın üstünden bakın yeni motiflerimizi bu şekilde açıyoruz. Şurada açmış olduğumuz gibi. Şurada. Bu şekilde yaparak modelimizi bitirebiliriz. Model boyutunu da hemen sizlere vereyim arkadaşlar. 1 metre olana kadar şu kısımdan 1 metre olana kadar örün. Daha sonra yine omuzunuza aldığınızda ona göre kendiniz, tabii ki kendiniz hesaplayacaksınız onun büyüklüğünü, küçüklüğünü. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz modelin büyüklüğünü de. Dediğim gibi 3 yumak ip yetecektir. Biraz dolgulu bir model olduğu için 3 yumak gider diye düşünüyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun. Abonelikler ücretsiz. Bana destek amaçlı abone olacaksınız arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.